Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Buyurun hocam. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Tabii maç toplantısında şimdi flaşta da aynısını söyledim. Arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize şunu söyledim. Yani maçı baştan sıkı tutmak lazım. Maç elinizden kaçtıktan sonra arkadan kovalamak tabiri var. Yani o çok fazla gerçekleşmeyebilir. Bugün biraz öyle oldu. Yani biz maçı bıraktık başlangıçta. Maçın mağlup duruma düştükten sonra da arkasından kovalamak çok zor oldu. Bugün bireysel olarak da 5-6 arkadaşımız performanslarının çok kilit noktada olan oyuncuların performansı da düşük olunca üretkenlikte sıkıntılar yaşadık. Sonrasında tabii ki kötü oyuncular, yani o gün, bugün anlamında söylüyorum, kötü giden oyunda kötü oynayan oyuncuları değiştirmek için kolayydı. Yani biz kötü oyunu iyi oyuna çevirebilir miyiz? Yani oyunu değiştirmeyi hedefledik, oyuncu değiştirmekten çok. Bu planda da yapıldı, uygulandı ama sonuç almada istediğimiz verim tabii ki gelmedi. O yüzden bize geçmiş olsun. İnşallah daha toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız. Çünkü bir hafta önce inanılmaz bir maç oynamıştık, inanılmaz bir geri dönüş yapmıştık. Biraz da bunun etkisini gördük diyebiliriz psikolojik anlamda. Kayserispor'da tebrik ediyorum. Arkadaşlar sorusu olan. Teşekkür ederiz hocam. Ben Kasımpaşa Spor hocası olarak değil, Cihat Arslan olarak bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi milli takımımızda yeni bir değişim oldu. Şenol hocamıza geçmiş olsun. Tabii ki yeni bir arayış var. Muhakkak hepsi çok değerli. Bu millete, bu bayrağa hizmet edebilecek insanlar. Tabii ki Federasyon Başkanımız Sayın Hamit Altıntop'un da yeni görevi oldu. Layık olduğu bir görev. Daha iyisine de layık Hamit. İnşallah başarılar diliyorum. Ama görüşülen isimler arasında geçmişte duruşuyla, hocalığıyla, Trabzonspor'daki başarısıyla Ünal Karaman isminin de hani görüşülmesi gerektiği tarafındayım en azından. Yani Ünal Hoca da bu Türkiye'nin yetiştirdiği hem genç milli takımlarda hem diğer yerde çok önemli hizmet etmiş bir abimiz. Türk futboluna büyük hizmetler vermiş bir teknik direktör. Yani büyüklerimizin onu da asla göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ya tabii her hoca, her sistem tartışılabilir. Ama geçmişte yapmış olduğu çok büyük hizmetler var. Teşekkür edildi. Hocamıza başarılar. Tabii ben bunun eleştirisine girmeyeceğim. Hocamıza göre %100 doğruydu. Ha, bize göre de eksikler olabilir. Ama sonuçta milli takımın hocası Şenol hocamızdı. Şimdi gelecek hocamıza, kardeşimize, arkadaşımıza da milli takım hepimizin kutsalı. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Tabii önce şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyelim. Şehidimizin biri de Kayseri'den Mücahit kardeşimiz. Aynı zamanda bizim eski sponsorumuz İstikbal Mobilya'da çalışan bir kardeşimiz aile olarak onlara başsağlığı diyelim. Bir de hafta içi eski başkanlarımızdan Recep Mamur'u kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diyelim. Tabii maç öncesi bizim Kapalı Kale önemli taraftar grubumuz Volkan Erdoğan kardeşimiz de onlar için özellikle takımın mücadelesi ve rahmetli için daha fazla mücadele etmesini taraftarlarımızın istemesi, işte maçtan sonra da güzel bir şekilde anmaları önemliydi. Bunlar maçın önüne geçen şeyler. Maça gelince Kasımpaşa özellikle Galatasaray maçında 2-0'dan geriye gelip 2-2 yapan, deplasmanda iyi sonuçlar alabilen, yani 90 dakika içerisinde farklı oyun varyasyonu ortaya koyan bir takım. Maçın ilk 45 dakikasında oyunu kontrol ettik, oyuna hakim olduk. Organize ataklar yapmaya çalıştık. Bazı ataklarımızda hem bireysel hem grup olarak son aksiyonları istediğimiz gibi geçiremedik ama bunları otomatik hale getireceğiz, çalışıyoruz.
Mensah mükemmel bir gol attı. Mensah benim eski oyuncum. Kendisinin ne oynayacağını, ne yapacağını çok iyi biliyorum. Hazır olmamasına rağmen oynaması, mücadele etmesi bizim açımızdan çok önemliydi. Maçın başında bir de Uğur'un sakatlanıp çıkıp yerine Yasir'i koyduk. Yasir'e de bir parantez açıp teşekkür etmek lazım. Yani her oyuncu bizde her yerde oynaması gerekiyor. Hazır olması gerekiyor. En iyi takımı için en iyi performansı vermesi gerekiyor. Bunlar için de antrenman yapıyoruz zaten.